Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programından merhabalar sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz. Evet, bugün yine değerli bir konuğum sizlerle birlikte olacak. Bugün çok güzel bir konuya değineceğiz. Medikal estetik hekim Doktor Çağatay Vural stüdyomuzda ve canlı yayın konuğum olacak. Bugün yaz öncesi zayıflama, yaz öncesi leke tedavisi ve genç ve güzel görünmek için yapılan bir takım dolgu ve botoks işlemleri hakkında önemli bilgiler alacağız. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk, günaydın. Gayet iyiyim, sizler? Çok iyi gördük. Teşekkür önceki ederim. Doğum gününüzü kutlamak istiyorum ben canlı yayında. Dün doğum gününüzdü. Çok teşekkür ederim. Nice senelere diyelim. Evet, bugün hem bayanlar aslında hem erkekleri de ilgilendirecek önemli bir konu. Güzellik sadece bayanlar için değil tabii ki. Hem genç görünmenin, hem güzel görünmenin ve hem de fit görünmenin yöntemlerini öğreneceğiz biz sizlerden. Önceki yaz öncesi zayıflamadan başlamak isterim ama özellikle zayıflama adına kullanılan yöntemler nelerdir? Ne tür işlemler yapıyorsunuz diye başlamak isterim. Buyurun. Evet, günümüzde artık işte Şubat bitiyor. Mart, baharla birlikte yavaş yavaş yaz hazırlıklar başlıyor. Özellikle soğuk geçen bir kış dönemi gerçekten. İnsanların beslenme düzeni ister istemez değişiyor. Tabii. Olumsuz yönde. Buna bağlı olarak da kilolar daha çok artıyor. Sağlıklı beslenme bu işin en önemli kısmı. Zayıflama dediğimizde aslında 3 ana kural var. Evet. Doğru tedavi seçenekleri, bunlar neler olacak hekimler olarak biz bunu belirliyoruz. Doğru beslenme, bunları mutlaka hastamızla paylaşıyoruz ve işin içine egzersizi mutlaka katmamız gerekiyor. Bunu hastalarımla ben her zaman klinikte paylaşıyorum. Tedavi seçenekleri tabii ki rutinde uyguladıklarımız olmakla birlikte mutlaka yeni değişiklikler de her zaman oluyor. Zayıflamada ana kural yağ dokulardan kayıp olmalı. Hep bunun üzerine dururuz. Şok diyetlerden bu yüzden kaçınırız. Protein kaybı dediğimiz kas erimeleri olmasın ki bu insanların vücuduna zarar vermesin. Kesinlikle. Ya da şok diyetlerden sonra çok hızlı kilo almalar gördüğümüz için bunlardan ısrarla kaçınıyoruz. Birinci kural doğru terapiler. Neler olmalı? Tedavileri seçerken mutlaka kişinin genel metabolizmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bazı standart tahlillerimizi istiyoruz. Bunlar çok önemli. Bunların sonucuna göre kişinin beklentisi nedir? Ayda nasıl bir kilo vermesi gerekiyor? Nasıl bir program çıkarmalıyız? Bunun üzerinde duruyoruz. Normal şartlarda sağlıklı bir birey ayda 3 ile 5 kilo arasında rahatlıkla vücuduna herhangi bir zarar vermeden kilo vermesi mümkündür. Aşırı kilolarda bu rakam biraz artabilir ama her ay eğer siz bir insana 7-8 kilo verdirmeyi düşünüyorsanız işte burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı risklerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kişinin özellikle doyma hissini rahatlatmakta, özellikle abur cuburlara karşı olan ilgisini azaltmakta bizim için en önemli tedavi yöntemlerinden biri akupunktur. Bu işi de çok kolaylaştırıyor gerçekten. Bir de dikkat edin, zaten kilolu insanlarda ister istemez bir stres düzeyi daha fazladır. Kesinlikle. Fark etmeden o stres haliyle yeme ihtiyacı daha çok artıyor. Bu anlamda stres yükünü azaltmalı akupunktur gerçekten kişiyi çok 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 rahatlatıyor. Evet. Bunu bir tarafa özellikle koyuyoruz. Kesinlikle. Bundan sonra ne yapmalıyız? Yağ dokuya yönelik tedavilerin başında evet mezoterapi ya da lipoliz dediğimiz enjeksiyon tedavileri geliyor. Bunlar nedir? Yapılan kan tahlilleri sonucu hazırlanmış ilaçların cilt altına özellikle yağlı bölgelere küçük küçük iğnelerle enjeksiyonu. Tabii iğne dediğimizde insanlar şöyle bir tedirgin oluyorlar ama aslında işin en kolay tarafı neredeyse çoğunu hissetmiyorlar. Bu derece rahat bir uygulama. Bunun dışında klasik uygulama karboksterapi aslında çok eskiden beri uygulanan bir tedavi ama gerçekten etkinliği çok nettir. İşimizi çok çok kolaylaştırıyor. Karboksterapinin iki etkisi var. Bir, primer olarak kendisinin yağ hücrelerini yavaş yavaş özellikle fibroz dokularını yıkan etkisi vardır. Bundan dolayı yağ hücreleri parçalanır ve azalır. İkinci etki olarak da oraya daha çok oksijen gelir. Bu ne işimize yarıyor? Özellikle selülitli hastalarda işimize çok yarıyor. Oranın beslenmesi artacağı için selülitlerin iyileşme oranları daha çabuk, daha hızlı hale geliyor. Bu anlamda karboksiterapiyi de çok çok seviyoruz. Yağ dokuya yönelik diğer tedaviler işin içine bölgesel inceleme anlamında kavitasyon girebiliyor. Ya da çok küçük bir bölgede yağlanma vardır. Lazer lipoliz girebiliyor. Soğuk lipolizler girebiliyor. Bunlar hepsi adı üstünde hep yağ hücrelerini yavaş yavaş parçalayan tedavilerdir. Tabii kişiye göre de yapıyorsunuz bu uygulamaları. Kesinlikle. Herkese uygulanacak.
değil. Tamamen kişiye yönelik. Zaten işin diğer tarafında tabii ki vücudun bir de sıkılaşması tabii. gerekiyor. Sadece vermesi değil, sıkılaşması. Kesinlikle. İşte burada neler devreye giriyor? En çok tercih ettiklerimizden biri de mikroplast dediğimiz galvanik akımla vücudun sıkılaştırması yöntemi. Gerçekten sıkılaştırmada bize çok destek olan tedavilerden biri. Yine aynı zamanda elektrostimülasyonlarla yapılan elektroterapiler ya da yine kolajen stimülasyonu artıran radyofrekans uygulamaları. Bunlar cildin sıkılaşmasında rahat olduğu için bizim özellikle zayıflamada vücudu daha sıkı hale getirebiliyor. Bir de parçalanan yağ hücrelerin vücuttan atılımını hızlandırmada dolaşımı hızlandırmak lazım. Burada da presyoterapi dediğimiz tedavi işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet. Bunu özellikle varis tedavisinde de çok uyguladığımız destek uygulamadan biri olduğu için işlemin en keyifli kısmı masaj etkisi de olduğu için hastalarımız aslında o tedavi kısmını bırakmak istemiyorlar. Çok çok keyifli oluyor. Daha da bir oluyor. Rahatlatıcı bir etki de olabiliyor tabii. Kesinlikle. Değil mi? Peki hocam zayıflamaya ne zaman başlamamız gerekiyor? Tabii biz bayanlar olarak hemen yaza fit bir şekilde girmek istiyoruz ama tabii bunun içinde belli bir süreç gerekiyor. Ne zaman başlamamız gerekiyor? Kışın tabii sonuna doğru mu, kışın başında mı başlamamız gerekiyor? Aslında sürekli dikkat etmemiz gerekiyor ama tabii doğal olarak biraz önce dediğiniz gibi kışın kilolarımızı alıyoruz. Yaza tabii fit girmek istiyoruz ama ne zaman başlamak gerekiyor? Evet, aslında az önce söylediğiniz gibi bu işin yazı kışı yok. Her zaman dikkat etmek gerekiyor. Konuya girerken söylemiştim, bu işte ana kural doğru beslenme. Yani biz hayat tarzımızı nasıl yapıyoruz? Bu çok önemli. Şimdi zayıflama programlarında kişinin sosyal hayatı, iş hayatı bunları tabii ki bir planlama içerisine almamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bir de bu işi stresli yapmamak lazım. Yani kişi zayıflamaya gelirken biz bunu hep özenle dikkat ediyoruz. Hani ne kadar kilo vereceğim, verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Bu işi böyle bir strese evet. yüklememek lazım. O yüzden yayarak yapabilirsek tabii ki. Tabii ki yaz geliyor. İşte bölgesi olarak bölgemizde tabii ki biz denize çok yakınız. Denize çok sık gidip geleceğiz. Şimdiden insanlar düşünmeye başlıyorlar. Tabii ki bizim açımızdan da Şubat sonu Mart ayı zayıflamaların peak yaptığı dönemler. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu işin yazı kışı yok. Çok kilo aldığınızda tabii ki vermemiz daha uzun sürecektir. Ama diğer taraftan da tabii ki havaların ısınması, insanların metabolizmasını daha olumlu etkilediği için kilo verme oranımız da daha iyi hale geliyor. Evet. Bu yüzden insanlar baharla birlikte kilo vermeyi tabii ki daha çok düşünür hale geliyorlar. Kışın o soğukta çok istemeyebiliyorlar. Tabii. Ama kışın dikkat edenler de, tedavisini kışın yaptıranlar da tabii ki baharda yaza çok daha rahat oluyorlar. Evet. O yüzden bu işte zamandan ziyade kişinin kendini ayarlaması çok kesinlikle daha önemli. Kendisini hazır hissetmesi gerekiyor. Evet. Tabii seanslı bir işlem herhalde değil mi, uygulama? Tabii ki. Ne kadar sürebiliyor bu süreç? Yani kilo vermeye başlayan bir kişi ne kadar zaman ayırması gerekiyor bu seanslara gelmesi için? Şimdi burada neye dikkat etmek gerekiyor? Şimdi hastamız geldiğinde bir kere rutinlerini istediğimizde kaç kilo? Ayda kaç kilo vermemiz lazım? Tahmini olarak bunların kişiye planlarını yapıyoruz. Evet, tabii. Bu çok önemli. Hastalarımız tabii ki çok çabuk olsun istiyorlar. Hemen kilodan kurtulalım istiyorlar. İşte bu biraz riskli bir durum. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bu sefer kişiye zarar verme şansınız, olumsuzluklar artıyor. Dikkat etmek lazım. Bu anlamda haftada bir mi olacak programlar, haftada iki mi, üç mü? Burada hastaya, kişiye özel programlar belirlemek lazım. Bu çok önemli. Bununla birlikte ne uygulayacağınız işinizin sürecine etkiliyor. Az önce de belirttim ya, ayda 3, 4, 5 kilo verebilecek pozisyondaysak, kişinin eğer 10 kilosu varsa bize işte tahmini olarak bir 3 ay yetecektir. Bunu hesaplaması lazım. Bu çok önemli. Ya da morbid obez dediğimiz gerçekten 30'lu 40'lı kilolarda vermesi gereken hastalar. O zaman yaymamız evet. gerekiyor. Çok hızlı yaptığımızda işte vücuda risk oluşturuyor. Kesinlikle. Bu yüzden, hem kalıcı olması için aynen biraz öyle. Daha bir zaman olması daha gerekiyor. Daha kontrollü dediğiniz olmak gibi, kiloya lazım. Göre, kişiye göre o süreç değişebiliyor. Sabırlı olmak gerekiyor sadece. Evet, tabii şu anda canlı yayınımız Facebook Mayıs'a, ETV Mayıs'a sayfamızdan Facebook yayınımız, canlı yayınımız başladı. Tabii yorumlar da gelmeye başladı. Bir izleyicimiz Sultan Mehmet Erkal.
yayınınızın ve başarınızın devamını dileriz demiş. Güzel bir temennide bulunmuş. Şu anda izleyicilerimizi görebiliyorum buradan. Çok çok selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Hocam tabii bir kilo verdik ama kilomuzu kalıcı hale getirmemiz için de bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Kalıcılığı sağlamak için neler yapmamız gerekiyor? Neler tavsiye edersiniz? Burada işte işin beslenme kısmına artık girmemiz gerekiyor. Evet, günümüzde maalesef doğal beslenme olaylarından uzak kalmaya başladık. Çünkü besinler artık çok organik duruma gelmiyor. Bu kelimeler çok sık kullanılıyor ama maalesef böyle bir gerçekle iç içeyiz. GDO'lu ürünlerin artması, diğer besinlerin inorganik duruma gelmesi işimizi çok zor hale getiriyor. Ama bazı kurallar, klasiktir bunlar, hep söyleniyor ama tekrar etmekte fayda var. Karbonhidratı olabildiğince azaltmak işimizi kolaylaştırır. Çok, bu evet, çok önemli. Yağı sıfırlamak değil, çok az oranda, belli oranda alabilmek çok önemli. İhtiyacımız var, evet, çünkü vitaminlerin emilimi açısından ihtiyacımız var. Kesinlikle. Hani sıfır yağ demek çok doğru değil. Her insana bunu demiyoruz tabii ki. Ama daha az da olsa dengeli olarak bunu yapabilmek gerekiyor. Tabii ki ağırlıklı proteinden yana gitmemiz gerekiyor. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Özellikle çocukluk çağında maalesef çok artmaya başladı obezite. Burada işte beslenmeyi ayarlarken çok daha dikkat etmek gerekiyor. Hani sıfır karbonhidrat da demiyoruz. Böyle bir şey de yok. Kesinlikle. Bunlar da önemli. O yüzden ne olur hastalarımıza, daha doğrusu insanlarımıza hep bunu anlatıyoruz. Kendi başınıza direkt böyle bir şey yapmayın. Evet. İster özelde ister devletten bu anlamda desteklerinizi mutlaka isteyin. Hı hı. O zaman daha sağlıklı bir şekilde beslenme alışkanlığı oluşturabilirseniz. Bir de şunu önemsiyorum ben kişisel olarak, diyet kelimesi değil. Bu bence yanlış. Neden? Şimdi diyeti bir süreliğine yaparsınız. 3 ay, 5 ay, 1 yıl yaparsınız. Peki bırakınca... Ömür boyu olmuyor. Evet, ismini vermiyorum. Birçok diyet isimleriyle insanlar çok hızlı kilo veriyorlar. Ama bıraktıktan 6 ay sonra bir bakıyorsunuz aynı durumdalar. Tabii. Hatta daha fazla alanlar daha bile fazla duyabiliyoruz değil mi? O yüzden bu işi yaşam tarzı hale getirmeniz kesinlikle gerekiyor. Bu isim altında değil kesinlikle mi? O zaman sürekli diyete şartlandırmamamız gerekiyor. Aynen öyle. O zaman siz kendinizi kontrol ediyorsunuz. Kesinlikle. Vücut 1 kilo 2 kilo aldığında hemen alarm veriyor. Error, evet, dikkat et diyor, uyarıyor. Bu tabii çok önemli. O zaman kendinizi daha iyi kolluyorsunuz. Bu bir tarafı. Ve diğer tarafı, evet, eksik kalan egzersiz. İşte böyle, evet, bir maalesef olumsuzluklar var. Neden? Bir alışkanlığımız yok. En iyisi rahatı yürüyüş diyorum. Aslında birçok yürüyüş parkuru var. Var ama belki işte kış dönemi, evet, soğuğun biraz etkisi bu olabilir. Evet. Bir de hastalarından böyle bir uyarı geldi. Bu biraz lokal bir serzeniş olacak ama hepimiz aslında hayvanları çok seviyoruz. Evet, ilginçtir. Sokaklarda köpeklerin çok yoğun gezmesi yürüyüşü engelliyor böyle bir yerlerde. Biz de buradan bir serzenişte dikkatli olsunlar diye. Evet. Yüzme, aslında birçok havuzlar açıldı. Tabii. Yüzme alışkanlığı olabilir. Şu anda Mayıs'ta da çok olabilir, güzel yerler yapılıyor tabii. Burada bir hata yapıyorlar insanlar. Aletli jimnastik. Zayıflarken buna çok çok dikkat etsinler. Şimdi bir kere kilolu insanların zaten aletli jimnastik yapmaları çok tehlikeli. Yorucu olabilir. Eklemlere çok yük bindirirler. Tabii. Bir de bilinçsizce yapılıyorsa sakatlanma ihtimalleri çok artıyor. Tabii, değil mi? Evet. O zaman işin ortopedi kısmı devreye giriyor. Kaş yapalım derken göz çıkıyor, daha kötü hale geliyorlar. O yüzden bu programları belirlerken lütfen destek almayı ihmal etmesinler. Evet. Evet tabii yaza hazırlık yine leke tedavisi olarak devam etmek isterim. Yaza tabii lekeleri olanlar, daha doğrusu ne zaman leke tedavisi başlaması gerekiyor? Yani tabii yazın leke tedavisi çok fazla önerilmiyor uzmanlar tarafından, sizlerden de duyuyoruz. Ne zaman başlamamız gerekiyor ve hangi yöntemleri kullanıyoruz? Şimdi, lekenin oluş mekanizması tabii çok çok önemli tedaviyi planlarken. Tabii bize en sık dış faktörler, güneşe bağlı oluşan lekeler daha çok bize geliyor. Bununla birlikte yanlış ürün kullanımı, yanlış uygulamalardan kaynaklı olan lekelenmeler ya da işte hormonal olarak özellikle gebelik döneminde oluşan lekelenmeler, bunlar da değişik seçenekler arasına giriyor. Leke tedavisinde söylediğiniz gibi kış dönemi, sonbahar kış dönemi çok daha önem arz ediyor. Evet. Bununla birlikte tabii ki yaz dönemi de koruyucu tedaviyi ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Şimdi bizim için önemli olan tedavi kısmı. Bunlarda neler yapılabiliyor? Eğer biz cildi 3 tabakada inceliyoruz. Bizim için önemli olan eğer birinci ve ikinci tabakadaysa leke,
tedavi edilme şansı yüksek diyoruz. Bu önemli. Evet. Ama subdermis dediğimiz üçüncü tabakaya inmişse işte bu zaman tedavi... Derin lekeler tedavi şansı olabildiğince azalıyor. Evet. Biz neler yapıyoruz? Ya da en son neler yapılmakta? Şimdi eğer yüzeyel lekeler varsa peeling dediğimiz soyma tedavileri gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Çok değişik peelingler var. Kimyasal, bitkisel, meyve asitli, daha değişik oranlarda yapılanlar var. Burada önemli olan şu. Evde yaptığımız bizim kozmetik peelingler çok farklı tabii ki. Onlar daha hafif şeyler. Ama bu söylediğim peelingler kliniklerde yapılan derin soymalardır aslında. İşlemlerden sonra kabuklanmalar olacaktır ki o ölü deri atılsın, alttan daha temiz bir deri ortaya çıksın. Bu önemli. Bununla birlikte özellikle son iki yılda biraz daha devreye çıkan lazer ya da plazma enerjileri gerçekten tedavilerde işi müthiş kolaylaştırmaya başladı. Özellikle son güncel tedaviler, plazma enerjileri birçok belirgin lekelerde bir ya da iki seansta işimizi çok kolaylaştırıyor. Gerektiğinde peelinglerle kombinasyon uzun yıllardır sonuç alamadığımız lekelerde gerçekten daha başarılı duruma geldik. İhtiyaç halinde lazer tedavileri işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Evet. Lekenin boyutuna göre siz zaten yönlendirmiş oluyorsunuz. Çok önemli. Tabii hep şunu demek lazım. Leke olan bir cilt hasar almıştır. Yani kişinin bunu çok dikkat etmesi gerekiyor. İyi bir tedavi önemli. Birkaç seçenek daha söyleyeceğim ama koruma kısmı da çok önemli. Evet, koruma noktasında konuşacağız ama kısa bir aramız var. Kısa bir ara sonrasında tekrar devam edeceğiz programımıza. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii şurada hemen hatırlatmak isterim. Şu anda ETV Manisa Facebook sayfamızdan canlı yayınımız devam etmekte. Yorumlarınızı, sorularınızı Facebook canlı yayınımızın altından bizlere yorumlarınızı yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz telefon numaralarımız şu anda hemen alt bantta görünmekte. Bizlere canlı yayın bağlantısı kurarak sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Evet, tabii leke tedavisinden bahsediyorduk. Leke tedavisini olduk. Cildimiz güzelleşti. Nasıl korunmamız gerekiyor? Evet, eğer doğru tedaviler yapabilmişsek koruma kısmında da zaten başlangıcında bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Cildiyle uyumlu iyi bir güneş koruyucuyu mutlaka kullanmalı. Ve burada şu çok önemli. Güneş koruyucu sadece yazın kullanılmaz. 4 mevsim düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Bu çok önemli. Az önce de söylediğim gibi cildi hasar almış bir kişi bundan sonraki hayatında dikkat etmek zorunda. Aynı yerde olmasa da başka bir bölgeden lekelenme ihtimali tabii ki her zaman risk olarak daha fazla diğer bireylere karşı. Evet. Bu açıdan yazın özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Yazın bir de tabii ki doğanın dengesi değiştikçe güneşin etkileri de olumsuz etkileri maalesef daha çok hissediliyor. Evet. O yüzden sağlık açısından da yazın lütfen işte plajlarda şapkalar giymeyi ihmal etmeyin istiyoruz. Özellikle denize tabii ki güneşin çok agresif saatlerinde girilmesin ya da normal zamanda da işte su tişörtlerini kullansınlar. Bu çok önemli. Özellikle sırttaki lekelenmelere karşı çok daha güvenli. Bunları öneriyoruz. Bunun dışında da özellikle yaz sonrası, Eylül'ünde güneşin etkisi gidip Ekim sonu Kasım gibi daha önceden tedavi olmuş kişilerin o dönemlerde çok hafif peelinglerle koruyucu kısımlarda mutlaka devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Cildin yine o ölü tabakaların bir miktar soyulması
daha ileriki zamanlarda belirgin leke olma riskini olabildiğince azaltıyor. Evet. Bunlar çok çok önemli. Bunlara da dikkat edeceğiz tabii ki. Evet tabii yine önemli konulardan bir tanesi ip askı ve örümcek ağı. Son dönemlerde çok duyduğumuz işlemler arasında ip askı ve örümcek ağı nedir? Aynı işlem midir? Yoksa aralarında farklar var mıdır? Genç ve güzel görünmek için tavsiye ediyor musunuz bu uygulamaları? Evet, çok güzel iki farklı yöntem. Aslında ip askı çok eski bir yöntem. Tabii ki önceden bu kadar rahat ulaşılamıyordu bu tür materyallere. Artık çok daha rahat ulaşılabildiği için de çok güncel bir tedavi haline geldi. Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarla birlikte çok artan bir tedavi bu. Farkları nedir? Aslında ip askı ile örümcek ağı genel anlamda birbirine çok benziyor. Ama örümcek ağında kullanılan ipler tabii ki çok daha ince. İp askı da daha gücü daha fazla, mukavemeti daha yüksek olan ipler kullanılıyor. Evet. Eğer bir kişide belirgin bir sarkma, ciltte sarkma var ise, ister elmacık bölgesinde ister yanaklar kısımlarında, bu tür durumlarda mecburen ip askı uygulamak gerekiyor. Hmm. Bu çok çok daha önemli. Kaç tane uygulanacağı, hangi açılarla gireceği, burada tabii ki hekimin vereceği kararlar önemli. Cildi görmek gerekiyor. Yani aynen böyle. Ama kişi derse ki benim işte sarkması yok, cilt yapısı iyi, ben korumak istiyorum, daha bir canlansın istiyorum. Bu tür durumlarda örümcek ağı gerçekten efektif. Hmm. Bunu söylüyoruz. Ama belirgin bir sarkma var ise örümcek ağından çok fayda görmüyoruz. Şu yapılabilir tabii ki. Aynı anda hem ip askı hem örümcek ağı yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kişinin sarkma durumuna göre yapılan bu tedavilerde aslında uygulama o kadar rahat ki. Çok küçük lokal anestezilerle giriş ve çıkış yerleri rahatlatılıyor. Uygulama sırasında kişi çok hafif bir iğnenin girişini hissediyor. Evet. Bu çok acısız önemli. Olacak bir uygulama da değil, korkacak. Tabii ki çok hafif var, yok değil ama hani çok böyle can acıtıcı bir uygulama da değil tabii ki. Nelere dikkat etmek lazım? Tabii ki cilt altından gidildiği için çok hafif bir ödem ihtimali olabilir diyoruz. Ya da bir kılcal ağla temaslarında küçük morluklar olabilir diyoruz. Bu çok önemli. O yüzden özel günlere yakın, işte düğün, dernek bir programı varsa lütfen hastamız ısrarla soruyoruz ki o 3-5 günde yapmayalım, daha sonra planlansın. Bunlar önemli. Uygulamanın sonucunu aslında ilk başta görüyor hasta. Ama en güzel etkiyi 2 ve 4. haftadan sonra görmeye başlayacak. İpin iki özelliği var. Bir direkt asma etkisi, tabii ki onu hemen görecek. İşte o etki en az 3 ay 6 ay devam ediyor. Daha sonra bu ipler tabii ki eriyebilen ipler. Vücut bunu bir süre sonra eritecek. 6 ay 9 ay sonra artık orada o iplerden hiçbiri kalmayacak. Ama ipin özelliği nedir? Aynı zamanda kolajen oluşumunu orada artırıyor. İpin kendi kaldırma etkisi, kuvveti bitti. Yerine gelen kolajen orada askı etkiyi aynen devam ediyor. Etki ne kadar sürecek? Burada cildin yapısı çok ön planda. Herkese olarak, göre değişiyor. Aynen öyle. Tahmin olarak 2 yıldan başlayan bir etkilerden hep bahsedilir. 2 yıl, 4 yıl, 6 yıl diye süren bir etkilerden bahsedilir. Ama bu tamamen kişinin o anki yüz yapısına bağlı olarak değişiyor. Örümcek ağında ise çok hafif bir lokal kremlerle uyuşturduktan sonra çok seri yapılan bir işlem. Orada gerçekten ağrıyı neredeyse hissetmiyorlar. Bunu çok daha rahat, konforlu. Buradaki etki yine 4. haftadan sonra yavaş yavaş görülmeye başlayacak. Yine en iyi etki 2-3 ay sonra o cildeki pırıltı, ışıldamayı daha çok 2-3. aylarda görüyoruz. Bunları hep söylüyoruz. Burada etki ne kadar sürecek? Yine aynı şekilde. İşte 1 yıl, 2 yıl arasında bir etki normalde beklenebilen bir etki. Ama her ikisinde de gerek ip askı gerek örümcek ağında ihtiyaç olursa yılda bir, iki yılda bir çok rahatlıkla, güvenli bir şekilde tekrarı yapılabilir. Evet, bu konuyla alakalı bir izleyicimiz bize soru ulaştırmış. Betül Akar demiş ki yüzde ip askılar kopar mı? Evet, çok güzel bir soru aslında. Uygulamadan hemen sonra hastaya uyarılarımız nedir? İlk iki hafta çok önemli. İlk iki hafta dikkat etmesini istiyoruz. Nelere karşı? Sert gıdalar yemesinler. Yani özellikle ayva, elma ya da sert lokmalar. Evet, zorlamasınlar. Özellikle esnerken dikkat etsinler. Bunu çok çok özeliyorum. Masajlar yok ya da kese yapma, sert bir şekilde yüze. Birkaç gün dikkat edeceğiz. Evet, özellikle ilk 10-15 gün buna çok çok özen göstermesini istiyoruz. İmplantasyon orada dokuda gerçekleştikten sonra artık kopma riskleri azalıyor. Tabii. O ilk iki hafta çok çok önemsiyoruz. Ama soru çok doğru bir soru. Bu konuda hastalarımızı mutlaka uyarırız. Tabii ki.
muhakkak bilgilendiriyorsunuzdur. Evet, tabii botoks ve dolgu işlemleri biraz konuşmak isterim. Dolgu ve botoksu genellikle insanlar karıştırıyorlar. Aynı işlem zannediyorlar. Biz birçok programımızda zaten bunu konuştuk ama bir kez daha hatırlatmak amacındayım. Botoks nedir, dolgu nedir? Evet, bir bölgede aktif, dinamik hareketle olan bir kırışıklık var ise burada o dinamik hareketi engelleyen bir tedavi düşündüğümüzde aklımıza botoks geliyor. Nedir? İşte kaştaki çatma çizgileri, mimiklerle birlikte olan kaz ayaklarımız. Burada aktif dinamik hareketlerle olan çizgilenmeler var. İlk tercih böyle bir durumda orayı engellemektir. Evet. İlk tercih diye söylüyorum, devamı gelecek. Ama özellikle daha durağan bir yerde bir sarkma etkisi, daha durağan bir çizgilenme var ise ya da bir eksikliğe bağlı oluşan bir çizgilenme var ise burada da o eksiği yerine koyma, yani dolgu tedavisi ön plana çıkıyor. Biz bu tür tedavilerde yüzü 3 bölgeye ayırıyoruz. Üst bölge, alın bölgesi, orta yanaklar ve alt bölge diye söylüyoruz. Üst bölge daha çok dinamik hareketlerin olduğu, işte kaşlarımızı çok, mimiklerimizi hareket ettirdiğimiz bölgeler. Bu tür durumlarda aktif kasılmayı engelleyen bir tedavi işte botoks tedavisi. Tabii ki bunun etkisi geçici. Bunlardan bahsedeceğiz. Etki 5. 7. günlerde ortaya çıkmaya başladığında bir bakıyorsunuz artık o mimikleri yapamıyorsunuz. Buna bağlı olarak çizgiler ortaya çıkmıyor. Bu kişinin bir anda mutluluğunu daha çok artırıyor. Özellikle çatma çizgisi. Ben buna bazen takılıyorum. Meslek hastalığı öğretmenlerde çok değil oluyor. Mi? Ya da daha çok insani ilişkiler, işte bankacılarda çok oluyor, çok mimik yaptıklarından. Evet. Gerçekten onlarda daha fazla oluyor. Ve bu tür durumlarda etkiler kişiyi çok çok mutlu ediyor. Bu bölgelerde çok ince çizgi var ise dolgu yine düşünülebilir. Ya da özellikle çatma çizgisi kaş arasında bazen çok derinleşiyor. Çok uzun süre hiç müdahale edilmemiş de bize geliyorlar. Evet, botoks yapıyoruz ama orada hala o çok hafif bir çukur çizgi yine kalıyor. Akabindeki süreçte 2 hafta ya da 1 ay sonra çok hafif bir dolguyla yine orası desteklenebiliyor. Evet. Bu üst bölgedeki ilk tercihler. Evet. Orta bölge dediğimiz işte biraz elmacıklarımız, biraz burun kanatlarından olan çizgilenmeler, nazolabial sulcus dediğimiz. Buradaki eksikliklerde ilk tercih dolgu uygulamasıdır. Niye ilk tercih diyorum? Eksiği yerine koyduğumuzda bu önemli. Bir de buralarda elastikiyet kaybına bağlı ciltte sarkmalar ortaya çıkıyor. Evet. Böyle bir durumda ip askıyı da düşünmek gerekiyor. Kombine tedavi. Kombine tedavileri düşünmek gerekiyor. Dolgu uygulamasında etkiyi %50 oranında hemen görüyoruz zaten. Anında bir farkı görüyor. En güzel etki 2 hafta sonra görüyoruz. Dolguda değişik materyaller kullanılabiliyor ama en sık, en güvenli kullandığımız hyaluronik asit dediğimiz bir etken madde. Bununla birlikte yine birkaç madde daha var. Bunların özellikleri vücut tarafından eritilebilen olması. Yani vücudumuz bir süre sonra onları yok edecek. Bunun avantajı ne? Vücuda herhangi bir yan etki, herhangi bir problem oluşturmaması. Bu çok önemli. Çok daha önceden daha revaçta olan silikon ya da benzeri kalıcı dolgulardaki risklerden dolayı artık yok denecek kadar az uygulanıyor. Herhangi bir enfeksiyon ya da yabancı madde reaksiyonu oluşmasın diye artık onlar çok uygulanmıyor. Burada uygulanan maddelerin de etkinlik süresi ortalama 1 yıldan başlıyor, 2-4 yıla kadar uzayabiliyor. Dolgu daha uzun süre kalacak. Evet, botoksa kıyaslama yaptığımızda öyle. Boyunda ise, alt kısımda ise her üçü de devreye girebiliyor. Yine sarkma varsa ip askı belki ilk tercih olabiliyor. Ya da çok hafif bir kayıplarda dolgu desteği ön plana gidebiliyor. Ya da özellikle boyunda oluşan çizgilenmelerde hem dolgu hem botoks devreye girebiliyor. Evet. Tabii yaşa göre, cildin yapısına göre bunları kombine etmek de tabii uzmanların önerdiği tavsiyeleri üzerine yapılan işlemler diyebiliyoruz. Hocam bir sorumuz daha var. Tabii saç konusuna girmek isterim ama vaktimizin yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Saç ekimi hakkında bir takım işlemler yapıyorsunuz ama bir izleyicimiz demiş ki Zehra Şahin, saçlarım çok dökülüyor, ne önerirsiniz? Bir hayli azalma oldu saçlarımda, ne yapmam gerekiyor demiş izleyicimiz. Evet, kısaca belirteyim. Tabii ki bu dönemlerde çok sık sorulan sorular. Saç ekimi artık çok rahat yapıldıkça insanların ilgisi daha çok artıyor. Şimdi bize bu sebeple başvuran hastalarda öncelikle cilt yapısını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İki tip
genel olarak iki tip dökülme var. Kadın ve erkek tipi dökülme diye. Kadın tipi dökülmeler daha çok biraz daha hormonal denge bozukluğuyla oluyor. Erkek tipi dökülmelerde bir yandan stres ve yanlış ürün daha çokken genetik ve yine hormonal disfonksiyona bağlı dökülmeler olabiliyor. Burada önemli olan şu. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Dökülme tipi hangisi? Evet. Eğer erkek tipi dökülme ise işte klasik ön bölgeden tepeye kadar yavaş yavaş açılıyor. Ama ense kısımları, yan kısımlar rahat. Kadınlarda da bunları görebiliyoruz. Evet. Böyle bir şeyse tedavi şansı daha çok. En azından bu çok önemli. Bu bizi bir rahatlatıyor. Aktif dökülme var ise gerekli tahliller istiyoruz. Bazı hastalıklar var mı, eksiklikler var mı onları bir teyit ediyoruz. Ondan sonra en sık kullandığımız nedir? Özel mezoterapik ürünler, özel PRP uygulamaları ya da dermoterapi uygulamaları. Saçı güçlendirici. Evet, önce bir dökülmeyi yavaşlatmak gerekiyor. Bunu rahatlatmak gerekiyor. Kaç seans olacak? Tamamen kişiye özel bunlar. Tabii. Sabit bir sayıda yok. Çok rahatladı, eksiklikler var hala. O zaman işin içine saç ekimi kısmı geliyor. En son aşamada. Evet, o durumda saç ekimi planlanıyor. Öncesinde bu uygulamaları yapmamız gerekiyor demişiz. Evet, Zafer Göktemir şu anda Facebook'tan bizim canlı yayınımızı seyrediyor ifadesi yapmış. Buradan selamlarımızı gönderelim Zafer Bey'e. Evet hocam, tabii vaktimizin artık yavaş yavaş sonuna geldik ama son olarak tavsiyeleriniz, önerileriniz muhakkak olacaktır. Neler söylemek istersiniz? Özellikle son zamanlarda hem bakanlığın hem lokalde sağlık müdürlüklerinin bu anlamda ilgisi çok önemli. Yüzeylilik kısmında en önemli şey sağlıktır. Kesinlikle. Bunu hep önemsiyoruz. Lütfen bu anlamda bir işlem yaptırırken doktorunuza danışın. Bu çok çok önemli. Evet, işin ekonomisini kabul ediyoruz. Ama öyle farklı yerler görüyoruz ki, öyle kötü sonuçlarla karşılaştığımız. Kesinlikle. O yüzden sağlık gittikten sonra hiçbir şeyin değeri kalmıyor. Olmak kişisel bakım her zaman önemli. Gerek sosyal hayatta gerek iş hayatta. Sağlıklı ve güzel bakımlar için güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah tekrar burada görmek istiyoruz sizi. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, genç ve güzel görünmek çok da zor değil. Değerli doktorumuzun da çok güzel tavsiyeleri oldu. Tabii uzman seçerken yine altını çizerek seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işlemleri özellikle doktor, uzman bir doktor tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet, bu hafta yine bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve sağlıklı kalın.